Bugünkü püf noktamız kekle alakalı. Şimdi kış geldi ya, hepimiz iyi kötü evde bir kek çırparız. Ve isteriz ki o kek böyle kabarsın. İşte onunla alakalı çok kolay püf noktaları vereceğim size. Birincisi, bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Koyacağınız yağ, koyacağınız yumurta, içine ilave edeceğiniz kuru meyveleri kadar hepsi oda sıcaklığında olmalı. Bu birinci kural. İkincisi, yumurtayla şekeri çok güzel çırpmanız lazım ki kekiniz kabarsın. Üçüncüsü, muhakkak unu, kabartma tozunu, vanilyayı, kakaoyu muhakkak elemelisiniz. Elerseniz gözenekleri havalanır, çok daha güzel kabarır kekiniz. Bir de önceden ısıtılmış bir fırında pişirmek de keke önemlidir. Ama son zamanlarda hangi keki yapacaksam, tarifi ne olursa olsun şu püf noktasını muhakkak uyguluyorum. Şimdi kekinize farz et ki 10 kaşık un koyacaksınız ya da 1 su bardağı un koyacaksınız. O 1 su bardağı unun içinden 1 yemek kaşığını ayırıyorum, ölçüm bozulmasın diye. Yerine 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Mısır nişastasını ekleyince kek bambaşka bir lezzetle, bambaşka bir kabarıklığa sahip oluyor. Koyduktan sonra şöyle yavaş yavaş nişastayı yediriyorum. Nişastayı yedirdikten sonra kek kalıbımın içine döküyorum. Daha kabarık, daha güzel bir kek olmasını sağlıyor. Hemen şöyle bir tasın içine koyayım. Kek malzememi hafif yağladığım kek kalıbıma döktüm. Şunu da yapabilirsiniz. Eğer içine kuru meyve koyacaksanız, onları da hafif nişastalarsanız kekin dip kısmına meyvelerin çökmesine engel olursunuz. Önceden ısıtılmış fırına kekimi koyuyorum ve dakikası neyse, hangi türde kek pişireceksem o şekilde pişiriyorum. Şöyle kap dolacak kadar püfür püfür kabaran, içi gözenekli harika bir kek oluyor. Siz de güzel kek yapmak istiyorsanız lütfen bu püf noktalarını aklınızda tutun efendim. Sevgiler diyorum, iyi hafta sonları.